Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda First Term Second Elective English Open-Ended Exam for Fifth Graders, yani 5. sınıfla seçmeli İngilizce dersi 1. dönem 2. yazılı soru örnekleriyle yeniden karşınızdayız. Evet, bir şema görüyorsunuz burada görüldüğü üzere. Şimdi bize write correct sentence according to the table, complete me, part of about yourself. Şimdi öncelikle burada Mary'nin burada sevip sevmediği bir şeyi şema üzerinde göreceğiz. Daha sonra kendimizle ilgili bir örnek cümle vereceğiz. Gülen yüzlerin sevdiğimizi, asık suratları olan buradaki aktiviteleri sevmediğimizi anladığınızı biliyorum arkadaşlar. Bu gülen yüz ve asık surat bu ipucunu bizlere verir. Şimdi örneğe bir bakalım. Mike likes fishing. Şimdi Mike'a bakın, fishing, balık tutmayı seviyor. But, bu but muhakkak cümlede bir terslik oluşturur arkadaşlar. Ama, fakat demek. He doesn't like climbing a mountain. Evet, dağa tırmanmayı da sevmiyor. Asık surat görüyorsunuz. Yani sevdiği bir şeyi ve sevmediği bir şeyi but bağlacıyla cümle olarak kuracağız. Şimdi Mary'de ne var arkadaşlar? Burada Mary, görüyorum ki burada körebe oynamayı seviyor ama puzzle yapmayı sevmiyor. Görüyorsunuz. Dolayısıyla biz bunu İngilizce nasıl söyleriz? Mary'ye dikkat edin. Tekil özde olduğu için like fiiline s taksı gelecek arkadaşlar. Mary likes. Neyi seviyordu bu çocuk? Mary'e bakıyorum. Körebe oynamayı seviyordu. Körebe oynamak da neydi? Playing Blind Man's Buff isimli bir oyun. Dolayısıyla likes playing Blind Man's Buff. Yani körebe buff diyelim. Körebe oynamayı sever. But bağlacı muhakkak ortaya koymalıyız ki sevmediği bir şey anlatacağız. Şimdi Mary kız olduğu için bu sefer she ile devam ediyoruz. Sevmediğimiz şeyleri she doesn't like şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Doing puzzle diyelim. Yani körebe oynamayı sever ama bulmaca çözmeyi, puzzle çözmeyi sevmez şeklinde bir ifade anlamına gelen cümlemiz oluştu. Şimdi bunu kendimize yontacağız arkadaşlar. I diye başlıyor çünkü ben de neyi seveyim, neyi sevmeyeyim. Mesela ben de balık tutmayı seveyim, dağa çıkmayı, tırmanmayı sevmeyeyim. Dolayısıyla I like climbing. Bunu ben tamamen kendim uyduruyorum. Yani 4 aktiviteden istediğimi sevip sevmeyeceğim. I like climbing a mountain. Yine but bağlacını unutmuyoruz. But, dağa tırmanmayı severim ama balık tutmayı sevmem diyelim. I çoğul özne olduğu için doesn't like demeyeceğiz. I don't like şeklinde ifade edeceğiz. I don't like fishing şeklinde ifade ediyoruz ve bu ing takılarını muhakkak yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Like konusu arkasına gelen fiili muhakkak ing takısı, yani ing takısı getirmemizi ister. Evet, örnek cümleleri bu şekilde tamamlamış olduk. Diğer soruya bakalım. B bölümünde write correct sentences according to the table, complete me part about yourself. Yine kendimizle ilgili cümle kuracağız. Burada da can ve can't bağlaçlarını, yardımcı fiillerini kullanarak cümle kuracağız. Ama örneğe bakalım. Mike'a bakıyoruz. Mike dans etmeyi yapabilir, dans edebilir ama görüyorsunuz ki sihir yapamaz. Dolayısıyla Mike can dance. Yine but bağlacı var. Bir terslik olacak. Ama büyü yapmayı, sihir yapmayı beceremez ifadesi var. Şimdi Mary neyi yapmayı seviyor arkadaşlar? Yapabiliyor daha doğrusu. Buradaki yo-yo, görüyorsunuz ki bu aktivitenin adı. Yo-yo yapabilir ama müzik söyleyemez. Dolayısıyla buradaki ifademizi bu şekilde söyleyeceğiz. Şarkı söyleyemez diyeceğiz. Onun için Mary can play yo-yo biliyorsunuz ki bu oyuncağın ismi. Araya bir but bağlacı koyuyoruz. Mary yo-yo oynayabilir. Fakat yine Mary kız olduğu için she ile devam edebiliriz. Yeniden Mary yazmaya gerek yok. She bu sefer yapamadığı bir işten bahsedeceğiz. She can't. Görüyorsunuz ki yapamadığı ne? Şarkı söylemek. Dolayısıyla she can't sing a song.
can bağlı yardımcı fiiliyle arkasından gelen fiile dikkat edin. ING takısı konulmayacak, sade olacak arkadaşlar. Like, don't like, doesn't like da ING koyuyorduk ama can konusunda bu yok. Bunu unutmayın. Evet, şimdi kendimiz bir cümle uyduralım. Biz neyi sevelim, neyi sevmeyelim? Şimdi uyduruyoruz arkadaşlar. Mesela yine I dedik. I can, bu sefer de şarkı söyleyebilirim diyelim. Sing a song. But ben şarkı söyleyebilirim ama bunlardan hangisini yapmayalım arkadaşlar? Mesela dans etmeyelim. I can't olumsuz yapacağım. Yine dance kelimesini sade haliyle yazıyoruz. Ben şarkı söyleyebilirim ama dans edemem şeklindeki ifademiz bu şekilde olmalı arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. Match the words with the pictures. Evet, buradaki kelimeleri resimlerle eşleştirmemiz isteniyor. Burada get up kalkmak, have dinner akşam yemeği yemek, go online internete girmek, watch TV televizyon izlemek, wash my face yüzümü yıkamak. Şimdi buradaki ifadelerden buradaki kız görüyorsunuz ki yüzünü yıkıyor. O zaman wash my face şeklinde ifade edelim. Diğerleri yemek yiyor görüyorsunuz. O zaman have dinner şeklinde buradaki görselin altına yazalım. Bir diğeri yatakta henüz yeni kalkmış görüyorsunuz. Dolayısıyla buraya get up yazalım. Bir diğeri televizyon izlediği için watch TV yazalım. Buradaki çocuk da bilgisayardan internete giriyor. Dolayısıyla buraya da go online yazarak buradaki kelime ve kavramları, ifadeleri eşleştirmiş olduk. Buradaki resimlerin İngilizceleri nedir? Bizden istenen o arkadaşlar. Evet, öbür bölüme bakıyorum. Öbür bölümde de görüldüğü gibi bir grup saatimiz var. Saatleri eşleştirmemiz isteniyor. Arkadaşlar bakın, direkt eşleştirdim ama açıklama yapacağım. Şimdi it is 7 o'clock dediğimizde saat tam 7'dir. Küsurat yok. Buçuk, çeyrek, kala, geçe bunlardan hiçbiri olmadığı için o'clock saatleri tam söylenir. Dolayısıyla it is 7 o'clock görüyorsunuz ki D seçeneğinde. Onun için buraya D yazdık. It is 12 o'clock. Yine bir tam saat var ama 12'ün 12 olduğunu unutmayın. Saat tam 12. Görüyorsunuz ki A seçeneğinde buraya yazdık. It is half past 10 demek saatin 10.30 olduğunu gösterir. Half buçuk demek arkadaşlar. Past'la geçe olduğuna göre buçuklar past'la söylenir. 30 geçe demek. 10'u 30 geçe demek. 10.30 demek. Dolayısıyla bu da B seçeneğinde karşıma çıkmış. Buraya da B yazdım zaten. It is quarter past. Yine geçe ama quarter'ın 15 dakika olduğunu unutmayın. 15 dakika demek de çeyrek demek. Quarter past 8. 8'i 15 geçe demek arkadaşlar. Bu da görüldüğü üzere C seçeneğinde karşıma çıkmış. It is 20 past 3. 3'ü geçe olarak kullanılmış. Ama kaç geçiyor? 20. Yani 3'ü 20 geçe de görüldüğü üzere E seçeneğinde karşımıza verilmiş. Yani sizin dikkat edeceğiniz şey şu arkadaşlar. 1. İlk önce saati söylerken it is'le başlayacaksınız. İkincisi dakikayla devam edeceksiniz. Üçüncüsü eğer kala olarak söyleyeceksek to, geçe olarak söyleyeceksek past kelimelerinden birini koyacaksınız. Dördüncüde de saati muhakkak belirleyeceğiz arkadaşlar. Bakın it is bir numara. Gördüğümüz gibi dakika 20. To veya past 3 numara, saatte 4 numara. Bu dörtlüden şaşmayın arkadaşlar. Saati kullanırken söyleyeceğimiz sıralama bu olacak diyelim ve geçelim diğer bölüme. Write the numbers in English şeklinde bir ifade var. Burada da sayıların İngilizcelerini yazmamız isteniyor. Evet, 11 sayısı biliyoruz ki 11 şeklinde yazılıyor. Bir diğer arkadaşlar 13 sayısına bakın. 13 sayısı 13. 3 kelimesi değişiyor. Tör haline dönüşüyor. Ve sonundaki teen ekine dikkat edin. 13 ile 19 arasındaki bu teen ekini getiriyorduk hatırlayın. 18'de yine 8'i 8 olarak biliyoruz. Ama burada T zaten kendiliğinden var. Yeniden teen değil de bir T daha koymuyoruz. E-N şeklinde ekliyoruz ve 18 şeklinde 18'imizi yazıyoruz arkadaşlar. Evet, 20'den sonraki sayılar aynen Türkçedeki gibi önce büyük olan arkasına küçüğü yazıyoruz. Yani burada 44 var. 40 neydi? 40. Şu O harfi. 40. Yanı başında da 4 olduğuna göre 44. 82'yi nasıl söylüyoruz? Önce 88.
Onlukları TY ile yazıyoruz ama 8'de T olduğu için zaten yanına bir Y koyduk. 80, 80, 2 de 2 şeklinde ifade edilecek. 93 yine 90 önce yazıyoruz. Sonu TY ile bitiyordu hatırlayın. 20'den sonra 90'a kadar 90, 40, 50, 60 gibi. 90'ı yazdım. Yanına da normal birliklerden 3'ü yazdığımız zaman 93 olarak buradaki sayımızı da belirlemiş olduk arkadaşlar. Diğer bölümde ve son bölümümüzdeyiz videomuzdaki. Match the names of the illness with pictures. Evet, hastalıkları buradaki resimlerle eşleştirin ifadesi var arkadaşlar. Runny nose burun akıntısı demek. Backache bel ağrısı, sırt ağrısı demek. Toothache diş ağrısı. Cough öksürük. Measles da kızamık demek arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki çocuk görüyorsunuz ki yüzünü tutuyor. Diş ağrısı var. Diş ağrısı olduğu için buraya toothache yazalım. Buradaki çocuğun burnu akıyor görüyorsunuz. Buraya da runny nose yazalım. Buradaki amcanın beli ağrıyor görüyorsunuz. Buraya da biz ne yazıyoruz? Back ache yazalım. Buradaki çocuk yatakta böyle kırmızı kırmızı çiller var. Bu da kızamık belirtisidir. Buraya da measles yazalım. Ve son olarak da bu çocuk öksürüyor görüyorsunuz. Öksürüğün de İngilizcesinin kaf olduğunu bir kez daha hatırlatalım diyelim ve bugünkü seçmeli İngilizce dersimizin sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen, abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet ederseniz çok çok seviniriz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.